Elif Melek'le Şeffaf Sohbet kaldığı yerden devam ediyor. Şu anki konuğum diş hekimi Otku Dinçer bizlerle. Günaydın hocam, hoş geldiniz. Günaydın, merhabalar. Nasılsınız? Hoş buldum, iyi Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz hocam. En popüler konulardan biri olan gülüş tasarımından size e, soru sormak istiyorum. Gülüş tasarımı nedir? Hangi uygulamaları kapsar? Gülüş tasarımı aslında diş hekimliğindeki bütün uygulamaları kapsayabilir. Bu e, mevcut hastalarımızın ihtiyacı olan tedavilerle tamamıyla uygulanabilir. E, ilişkili bir durum. Ee, gülüş tasarımı, e, görünüşünden, şeklinden, renginden memnun olmayan, dişlerinin görünüşünden, şeklinden memnun olmayan hastalarımızın e, baştan yeniden bir e, diş yaratma, bir gülüş yaratma işlemi aslında. E, hastanın beklentilerine göre, isteğine göre, baştan aşağı aslında yeni bir gülüş yaratıyoruz diyebilirim. Gülüş Peki hocam bu için. ne kadar bir sürelik e, vakti alır? Yani gülüş tasarımı yaptırmak istiyorum diyen herkes ortalama ne kadar bir vakit ayırmalı? E, açıkçası bu da tedavinin e, ne kadar çok kapsamlı olduğuyla alakalı. Eğer çok fazla tedaviye ihtiyacı varsa hı hı. Ya, tabii bu da yine maksimum bir hafta 10 gün içerisinde tamamlanabiliyor. Ama daha az işlem olduğu sürece tabii ki de daha az sürede bu e, gülüş tasarımını yakalayabiliyoruz. Peki hocam gülüş tasarımında yapılan uygulamalar nelerdir? Gülüş tasarımında yapılan uygulamalar diş hekimliğinde uyguladığımız bütün tedavileri kapsayabilir. Biraz önce de dediğim gibi e, işte bunlar e, dolgular, restoratifler olabiliyor. Diş eti şekillendirmesi, gingivoplasti dediğimiz e, diş kaplamaları, işte zirkon kaplamalar, lamina kaplamalar bunların tamamını içerebiliyor. İmplantlar hı hı. bunların tamamını içerebiliyor. Peki hocam bir de günümüzde çok sık duyduğumuz zirkonyum diş kaplama tedavisi var. Zirkonyum diş kaplama nedir hocam? Zirkonyum diş kaplama, e, geleneksel metal kaplamalardan sonra sonradan ortaya çıkmış olan bir zirkonya elementinden yapılan e, kaplamaya verdiğimiz isimdir. E, estetik kaygıları olan hastalarımızda daha çok kullanıyoruz ama artık e, o kadar yaygınlaştı ki bütün hastalarımız zirkonyum kaplamaları istiyorlar tercih etmek istiyorlar. Hı hı. Zirkomi kaplamalar rengi beyaz olan bir metal diyebiliriz. Ee, beyaz olan bir metalin üzerine bir porselen kaplama yapılarak e, bu dişlerin daha doğal görünmesini, daha e, estetik görünmesini sağladığımız Sağ bir kaplama çeşidi. Peki hocam mesela metal barındırıyor içinde demiştiniz ya herhangi bir alerji durumu söz konusu olabiliyor mu hastalarda? Evet metal alerjisi olan hastalarımızda metal destekli porselenleri kullanmanız ne yazık ki mümkün olmayabiliyor. Bu durumda zirkonyum kaplamalar daha bir uyumlu oldukları için zirkonyum kaplamaları metal alerjisi olan hastalarda daha çok tercih ediyoruz tabii ki de. Yine aynı zamanda porselen kaplamadan zirkonyumun farkları neler oluyor? Ee, şimdi şöyle monolitik zirkonyum dediğimiz tamamıyla zirkondan olan kaplamalarda porselen kullanılmıyor. Hı hı. Ee, ama zirkon altyapısı olup üstüne porselen kullandığımız e, kaplama çeşidimiz de var. Hı hı. Ee, porselen kaplamalardan farkı nedir? Ee, monolitik zirkonyumlarda tamamıyla zirkonyumdan oluşmuş bir çeşit. Dişimiz mevcut, porselende üstüne ekstradan bir porselen eklenmiş olan oluyor sadece, tek farkımız bu oluyor. Peki hocam zirkonyumun avantajları nedir hastaya? Zirkonyumun en büyük avantajı e, renk yansıması yapmaması, metalin metal rengi yansıması yapmaması, kendinin beyaz olmasıyla alakalı bir durum tabii ki bu. E, ön dişlerde e, zirkonyum kaplamalar daha estetik sonuçlar verdiği için en çok tercih ettiğimiz e, kaplama çeşidi. E, en büyük avantajı e, beyaz olması, hı hı. daha estetik olması e, ve işlenebilirliği tabii ki daha kolay olması. Hocam Zirkonyum. izleyicilerimizden bir soru var. Mesela zirkonyumda metal bulunduğu için ağızda tat değişikliğine sebep olur mu diye. E, zi, hayır, herhangi bir tat değişikliği sebep olmaz. Asıl tam tersi metal destekli porselenlerde ağızda bir tat değişikliği olabilir ama zirkonyumlarda böyle bir şey Söz, konusu, Söz konusu, değil. konusu değil. Çok teşekkürler hocam. Zirkonyum kaplamalardan sonra ağız bakımını kişiler nasıl sağlamalı? Nasıl sağlamalı? Açıkçası e, normal ağız bakım, gündelik ağız bakımlarını kesinlikle değiştirmemeleri gerekiyor. Ekstra olarak e, fırçalama şekilleri, fırçalama sayılarını arttırmaya tabii ki çalışabilirler. Yani ne kadar çok iyi temizlik yapılırsa kaplamalarımız da o kadar uzun süre, ömür boyu kullanmaya kadar Gidebilir. Gidebilir. E, tam da onu soracaktım hocam. Zirkon dişler ömürlük kullanılabilir mi? Evet. Az önce de dediğim gibi eğer düzgün ağız bakımı yapılacak olursa zirkon kaplı bütün tedavilerimiz açıkçası sadece zirkonyum içinde değil bütün tedavilerimiz ömürlük olabiliyor. Peki mesela diş eti rahatsızlığım var. Zirkon tedavisi alabilir miyim? E, öncelikle diş eti tedavimizi yaptırmamız gerekiyor. Çünkü e, ağız içerisinde... Bizim bütün dokularımız birbiriyle uyumlu olmak zorunda. Önce diş eti tedavimizi yaptıracağız. En son aşamada protezimizi tabii ki yaptırmamız, zirkon kaplamamızı yaptırmamız gerekiyor. Gerekiyor. Hocam peki zirkon tedavi herkese yapılabilir mi? Zirkon tedavi herkese yapılabilir. Yani 7'den 70'e bütün herkese uygulayabileceğimiz bir tedavi çeşididir. Ee, biraz önce de bahsettik metal alerjisi herhangi bir şey yok. Bir uyumlu bir madde. Ee, o yüzden... Ee, uygulanabilirlik alanı diğerlerine göre daha geniş. Peki hocam zirkonyum yaptırdıktan sonra doğal bir görünüm elde edebilir miyiz? Bir de sadece ön dişlerimi mi biliyoruz yoksa bütün dişlerimize de uygulanabilir mi? Bütün dişlerimiz uygulanabiliyor. Sadece hı hı. ön dişlerde özellikle vurgulamamın nedeni metale göre tabii ki renk metal rengini yansıtmaması. Daha estetik olmasından dolayı ön dişlere vurgulamam o yöndeydi. E, bütün dişlerimizi uygulayabiliriz. En arka dişlerimizden en ön dişlerimize kadar. hepsinde uygulamamız gayet mümkün. Çok güzel. Peki hocam e, zirkon dişler hazır e, renkten bahsetmişken sararmalara neden olabilir mi? Mesela çay kahve tüketimiyle beraber. E, bu tarz zirkon kaplamalarda renk değişimi söz konusu değildir. Ama Hı -hı. tabii ki günlük bakımımızı kesinlikle aksatmıyoruz. Evet. Oral hijyen çok önemli. Hı hı. Bunu bunu kesinlikle bırakmaması gerekiyor hastalarımızın, kaplama yaptıran hastalarımızın. Ee, ömür boyu kullanmaları da mümkün, renk değişimi de kesinlikle söz konusu değil. Bir de hocam tabii şöyle bir soru da var. Hani ana dişin üzerine bir kaplama yapıldığı hı hı. için ana dişte bir madde kaybı olur mu? Ee, tabii ki de kaplama olduğu için belli bir miktar bir diş kaybı olmak zorunda. Ama biz e, bu tabii ki e, belirli sınırlar içerisinde bir diş maddesi. Kaldırıyoruz dişten. Hı hı. E, dişin bütünlüğünü e, ve sağlığını çok etkileyecek bir durum değil bu. Zaten yaptığımız kaplamalarla da bu kaybolan maddeyi e, yerine getiren, yerine koyan ve dişin bütünlüğünü koruyan, çevresel olarak bütünlüğünü koruyan bir şekilde yapıyoruz bu kaplamalarımızı. Örneğin hocam e, genç yaşlarda e, zirkon tedavisi yapılabilir mi yoksa belli bir yaş aralığı var mı? Genç yaşlarda zirkon eğer ihtiyaç varsa mecbur kalıyorsak evet tabii ki de yapılabilir. Bir yaş aralığımız açıkçası çok yok. Ee, dediğim gibi 7'den 70'e kadar Herkes herkese uygulayabildiğimiz bir tedavi. Uygulama süresinde e, sırasında ağrı, acı ya da herhangi bir e, acite durum söz konusu mu? E, uygulama esnasında şöyle tabii ki dişlerin e, kesilme aşamasında... E, Anestezi altında yapıyoruz. Hı hı. Ee, anestezi altında sadece iğne acısıyla birlikte. Ondan sonrasında zaten herhangi bir şey hissedilmiyor. Geçici ee, kromlarımızı yapıyoruz. Normal e, dişleri zirkon dişleri hazırlanana kadar yeme içmelerinin rahat olabilmesi için geçici kromlar yapıyoruz ondan sonrasında dişler hazırlandıktan sonra zaten sanki kendi dişiymiş gibi kullanabiliyorlar aslında. Utku hocam gerçekten çok kıymetli bilgilerde özellikle günümüzde gülüş tasarımı ve estetiği de çok e, popüler konulardan bir tanesi. Bizi aydınlattığınız katılımınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Elif Melek'le şeffaf sohbet kaldığı yerden devam ediyor.